Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda geçtiğimiz gün yurt içerisinde ekonomik güven endeksi Ekim ayında 88,5 puandan 92,8'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yıl sonu enflasyon raporu sunumunda 8,9 olarak açıklanan 2020 yılı enflasyon beklentisini %12,1'e çektiklerini belirtti. 2021 yılı beklentileri ise %6,2'den %9,4'e revize edildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafında zayıf ve ekonomik akışı devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı Eylül ayına ait mal ticareti dengesi bir önceki aya göre %4,5 azalarak 79,4 milyar dolara geriledi. Gün içerisinde artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler ve piyasalardaki riskten kaçınma hissiyatı dolara destek olmayı sürdürürken gün sonunda kurun yukarı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 8,27 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Gelebilecek alımlarla birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda 8,35, 8,37 ve 8,40 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 8,25, 8,23 ve 8,20 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise geçtiğimiz gün yurt içi ekonomik güven endeksi Ekim ayında 88,5 puandan 92,8'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yıl sonu enflasyon raporunda sunduğu 8,9 olarak açıklanan 2020 yılı sonu enflasyon beklentisi %12,1'e revize ettiklerini belirtti. 2021 yılı beklentisi ise %6,2'den %9,4 olarak açıkladı. Euro tarafında dikkatler bugün gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası politika toplantısı üzerinde olmayı sürdürürken takip edilen gelişmeler Türk Lirası'nın gelişen diğer ülke para birimleri karşısında ayrışması ile çaprazın yukarı yönlü hareketlerini sürdürdüğünü gördük. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 9, 72 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 9,69 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 9,78, 9,82 ve 9,85 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte çaprazdaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 9,69, 9,67 ve 9,64 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro-Dolar paritesinde ise çarşamba günü Euro tarafında dikkatler Bugün gerçekleştirilecek olan Avrupa Merkez Bankası politika toplantısı üzerinde olmaya devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı eylül ayına ait mal ticareti dengesi bir önceki aya göre %4,5 azalarak 79,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gün içerisinde artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler ve piyasalardaki riskten kaçınma hissiyatı Dolara destek olmayı sürdürürken parite üzerindeki satış baskılarının zaman zaman yoğunlaştığını gördük. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,1730 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,17 destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda sırasıyla 1,1760 1,1790 ve 1,1820 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Paritenin aşağı yönlü harekete geçmesi durumunda ise 1,17 1,1670 ve 1,1640 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent Petrol tarafında ise salı günü artan vaka sayıları ve Libya'nın arz artışı petrol fiyatlarını baskılamaya devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'ne yaklaşan fırtına öncesi duran petrol üretimiyle birlikte Brent Petrol'de yukarı yönlü hareketlerin sürdüğünü görmüştük. Geçtiğimiz gün ise Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bilgi İdaresi tarafından yayınlanan haftalık rapora göre Amerika Birleşik Devletleri'nde ham petrol stokları değişimi 23 Ekim'deki sona eren haftada 1,2 milyonluk artış beklentilerini aşarak 4,3 milyon varil olarak gerçekleşti. Gün içerisinde açıklanan stok verisi ve dolardaki güçlü seyir Brent petrol üzerinde satış baskılarının yoğunlaşmasına neden oldu. Brent petrole teknik olarak baktığımızda 39,20 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 38,60 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 40,60, 41,30 ve 42 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satışlarla birlikte eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 38,60 38 dolar 38 ve 37,50 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. should say